mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yasama döneminin son bütçe görüşmesini yapıyoruz. Ve bugün Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşmeler devam ediyor. Diğer politikalarda olduğu gibi dış politikanın da milli bir politika olma zorunluluğu vardır. Yeryüzünde bulunan bütün ülkeler kendi milli çıkarlarını gözetmektedir ve buna göre politikalarını şekillendirmektedir. Uygulamalarda da, spesifik olaylarda da sürekli olarak milli çıkarlarının neyi gerektirdiğini araştırmaktadırlar. Türk dış politikasının da bu milli çizgiyi hiçbir zaman bozmaması, koruması, asıl hassasiyet göstermesi gereken noktadır. Bu milli çıkarı temsil etmek üzere Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren temel bir çizgi oluşmuştur. Bu temel çizgi yurtta sulh, çağında sulh çizgisidir. Elbette savaş ortamları, karışıklıklar Türkiye gibi bir ülke için bir taraftan Orta Doğu, bir taraftan Balkanlar, bir taraftan Kafkaslar ve kuzeyimiz incelendiğinde, görüldüğünde Türkiye'nin gerçekten huzurdan, barıştan, sulhtan yana bir politika izlemesinin milli çıkarlarımız için en gerekli ana çizgi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama maalesef son 10 yılı aşkın süredir Türkiye komşularla sıfır sorun politikası ötesinde sürekli komşularıyla yakın ve uzak bir takım ülkelerle sorunları çoğaltmayı, büyütmeyi bir ana politika olarak izlemiştir, ortaya çıkarmıştır. Ama bu ana politika Türkiye'nin milli çıkarlarıyla her zaman uyuşmuştur diyemeyiz. Bu ortamın değişmesini diliyoruz. Yani normalleşmeyi hep başından beri sürdürmüş bir iktidarla var olmayı tercih ederdik. Ama son dönemlerde de bu normalleşmeye önem vermelerinden dolayı olumlu bir çizgiye hükümetin girmiş olduğu kanaatimi ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan iktidarın dış politika üslubunun çok sert ve iç politikaya hitap eder tarzı olmasının da çok sağlıklı olduğu kanaatinde değilim. Üslubun da siyasette ve dış politikada önemli bir araç olduğu kanaatindeyim. Çünkü dış politika dediğimiz şey kısa dengeleri kurmak için yapılmaz. Bir ülkenin uzun dönem dengelerini inşa etmek için, kurmak için yapılır. Buradaysa keskin, sert, kavgacı üslupların ülkenin uzun dönem stratejilerine zarar vereceği açıktır. Bu açıdan da üslubun milli çıkarlarla uyumlu olması önemlidir. Eğer sertlik yapılması gerekiyorsa bunu muhalefet yapmalıdır bence. İçeride iktidara da bu sert üslup dış politikada destek sağlayabilir. Onun için muhalefetin sert yapmasında da bir terslik, bir yanlışlık yoktur diye düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu Ege adalarıyla ilgili olarak net bazı açıklamaların yapılması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle 2004-2008 arası 20 ada ve 2 kayacık Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Bunu dönemin Milli Savunma Bakanı 2015 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunda, Sayın Cumhurbaşkanı ise 2022 Teknofest Karadeniz'de ifade etmiştir zaten. 2015'te 25 Mart 2015'te o dönemin Dışişleri Bakanı Egay Daak, yani egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adacık ve
kayalıkların bir kısmı üzerinde Yunanistan'ın fiili uygulamaları vardır diye ifade etmişti. 3 Eylül 2002'de Erdoğan ise adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gerekeni yaparız demişti. Biliyorsunuz Ege Denizi'ndeki adaların statüsü 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmaları ile belirlenmiştir. Bu adaların dışında kalan 152 ada ve adacık vardır. Ve egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalık kapsamına giren bu ada ve adacıkların isimleri, konumları işgal edilmedikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından net olarak açıklanmalıdır. En azından komisyonumuza bu konuda tam net bir bilgi verilmelidir ve bu konuda milli bir politika izlenmelidir ve bu konuda bu milli politikanın tüm muhalefetin desteğini alarak tek ses halinde ortaya konulmasında fayda vardır diye düşünüyorum. İkinci konu, dış politikanın kişiselleştirilmesi ve mavi vatan konusudur. Akdeniz'deki yetki alanlarımızın belirlenebilmesi için deniz komşularımızla ikili anlaşmalar yapmak durumundayız. Yani bu ikili anlaşmaları yapamadığınız takdirde Akdeniz'deki haklarımızın savunulabilmesi mümkün değildir. Sadece Libya ile yaptığımız anlaşma mavi vatanın alanını belirlemek için yeterli değildir. Benzer ikili anlaşmaların Mısır, Suriye ile de imzalanması gerekmektedir. Kişiselleşen dış politika nedeniyle bırakın bu ülkelerle anlaşma imzalamayı, diyalog bile kurulamıyor. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü 30 Eylül 2022 tarihinde Türkiye ile devam eden diyaloğun koptuğunu açıklamıştır. 2013 yılında Mısır'da darbe olmuş. Bu Mısır'ın kendi meselesidir. 9 yıldır Mısır Devlet Başkanı'nı darbecilikle suçlamanın Türkiye'nin milli çıkarlarına bir faydası yoktur. Bu nedenle bölgesel konularda Mısır ile beraber hareket etmemiz imkansız hale gelmektedir. Aynı durum Suriye için de geçerlidir. Dış politikada kişisel çıkar ve husumetler olamaz, ülke menfaatleri olur. Çıkarlarımız mavi vatan için Suriye ve Mısır ile anlaşmaksa Türkiye'nin mutlak surette bunu yapması gerekmektedir. Cumhurbaşkanının bu bireyselliği bırakıp ülke menfaatlerine dayalı daha diplomatik bir siyaset izlemesi gereklidir diye düşünüyorum. Milli menfaatlerimiz açısından kamuoyunu ve herkesi tedirgin eden konulardan biri bu göçtür. Türkiye bir göç deposu haline gelmiştir ve sığınmacılar konusu gerçekten çok önemli bir güvenlik sorunu niteliği de taşımaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan operasyonu Ekim 2001 tarihinde başlamış. Askerlerinin tamamını çekeceği Ağustos 2021'e kadar 20 yıl boyunca devam etmiştir. Bu süre içinde ABD, Afganistan vatandaşı pek çok kişi ve grup ile işbirliği yapmıştır. Taliban'ın ülke genelinde kontrolü sağlamasından sonra bu insanlar olası bir katliama karşı ülkeden kaçmaya başlamışlardır. Afgan sığınmacı akını Haziran 2021 NATO zirvesinde Erdoğan ve Biden'ın yaptığı ikili görüşmeden sonra başlamıştır. Bu görüşme heyetler arası değil, başa baş gerçekleştirilmiştir. Tercümanlığı da Dışişleri Bakanlığı diplomatları değil, Cumhurbaşkanlığında görevli biri tarafından yapılmıştır. Bu görüşmede tutanak tutulmamış, görüşmenin içeriğiyle ilgili kamuoyuna açıklama yapılmamıştır. Bu zirveden sonra başlayan Afgan sığınmacı akınları ve bu konuda ABD'ye herhangi bir söz verilmediğini gündeme getirmektedir. Avrupa Birliği ile yapılan bir takım anlaşmalar da var. Bu anlaşmalarda Türkiye'nin Orta Doğu'dan gelen göçü Avrupa'ya geçişini engelleme yükümlülüğü altına aldı ve kendilerine geçiş yapan göçmenleri de Türkiye'ye iade hakkıyla ilgili
maddeler Türkiye-AB arasındaki anlaşmalarda da görülmektedir. Şu noktayı da vurgulayarak bitirmek istiyorum. Son zamanlarda bakıyoruz, Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye vize vermiyor. Schengen vizelerinde sorunlar var. Bunu Dışişleri de ifade ediyor. Bunun sebebi nedir? 8-10 milyona varmış göçmen varken, bunlar vatandaş yapılırken Avrupa elbette bu vizelerde tedirginlik duyuyor. İkincisi, milli gelir 2012'den beri Türkiye'de azalıyor ve bu ise göç, Avrupa'ya göç ve geçme iştahını artırıyor ve Avrupa ülkelerde vize konusunda zorluk çıkarıyorlar. Bu konunun özel olarak ele alınması da gerekir diye düşünüyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde devlette önemli tahribatlar var. Devlet kurumlarında, bakanlıklarda en az tahribatı olan kurumlardan bir tanesi. En az derken önemli tahribatlar var. Bakanlığınızda ama diğerleriyle kıyaslayınca daha az olduğunu düşünüyorum. Bunda bakanlığın oturmuş kadrolarının, yetişmiş kadroların önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Sizin de buna sahip çıktığınızı da düşünüyorum. Şu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde şöyle bir şey var. Görevlerin tanımı var. 129. madde. 128. madde Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak. Cumhurbaşkanı tarafından tayin ve tespit edilen hedef ve esaslara göre dış politikayı uygulamak ve koordine etmek. Yani dış politikayı tespit etmek değil, görevler arasında Dışişleri Bakanlığı'nın buna yardımcı olmak ve uygulamak sonuç olarak. Yani bir genel sekreterlik görevi sonuçta yapılıyor. Bu da yapılabilir tabii ki kamu içerisinde bu da olabilir ama bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Politikayı tespit etmek ve uygulamak Dışişleri Bakanlığı'nın görevi olmalı. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi içerisinde tespit edilen bu görevlendirme Dışişleri Bakanlığı için doğru değil. Onun doğru olmadığını da çeşitli şekillerde görüyoruz. Hem 2022 Türkiye raporunun hem de işte biraz sonra bahsedeceğim GRECO ve FAT gibi kuruluşların daki durumumuz, vizeyle ilgili durumumuz tüm bunları gösteriyor. 22 Türkiye raporunda çok önemli şeyler var, bulgular var. Demokratik kurumların işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğu, siz gayet iyi biliyorsunuz, demokratik gerilemenin devam ettiği, meclis hükümetin hesap verilebilirliğini sağlayacak gerekli araçlardan yoksun olmaya devam etmektedir. Anayasal mimari, yasama, yürütme ve yargı arasında sağlam ve etkili bir kuvvetler ayrımını temin etmeden yetkileri Cumhurbaşkanlığı'na da toplamıştır diyor. Denge ve denetleme mekanizması çalışmıyor diyor. Olağanüstü hal işlemleri hala devam ediyor diyor. Muhalefet partilerinin milletvekillerini sistematik bir şekilde hedef almaya devam ediyor diyor yargı. Vesaire vesaire. Yani bunlar ne durumda olduğumuzu da gösteren örnekler. Şu anda Sayın Bakanım, hem Amerika'ya hem de Rusya'ya bağımlılığı olan ekonomik açıdan, askeri açıdan, Amerika'ya askeri açıdan, Rusya'ya da ekonomik açıdan bağımlı olan tek ülkeyiz. Dünyada Türkiye dışında Amerika ve Rusya gibi güçlü ülkelere bağımlı olan başka bir ülke yok bildiğim kadarıyla. Enerjiyle ilgili olarak bu bağımlılık çok önemli bir safhaya geldi. Ve hala bunu da devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi dışişleri tabii ki siz birçok konuyla uğraşıyorsunuz ama mesela enerji konusu çok çok önemli. Türkiye'nin güvenliği açısından, enerji güvenliği, ekonomik güvenliği açısından
gıda güvenliği açısından ama Rusya ile ilişkiler maalesef olumlu, çok olumlu görünmüyor. Eleştireceğim. Bugün bir haber vardı. Rus oligark Putin'in de şefi olarak adlandırılıyor. Yevgeni Prigozhin ABD seçimlerine müdahale edildiğini açıklamış. Türkiye için de benzer bir durumun olmamasını dileriz. Türkiye için de benzer bir durumun olmamasını dileriz. Bir de en fazla vatandaşların şikayet ettiği, bizlere en fazla torpil talebi gelen konu ne oldu biliyorsunuzdur. Vize. Sayın Bakanım, vize önemli bir sorun Türkiye vatandaşları için. Sebebi biliyorsunuz, önüne gelen kişi Türk vatandaşı yapılıyor. Şöyle bir espri var. Türk vatandaşlığını almak için işte bir ev satın almak gerekiyor. Önce 250 bin dolardı, sonra bu 400 küsura çıkarıldı. Hayır, öyle değil. Ev alana Türk vatandaşlığı veriliyor deniyor. Yani bu duruma geldi, böyle espri yapılıyor. Şimdi böyle olunca Türk vatandaşlığının kıymeti kalmıyor. Dolayısıyla bütün ülkeler, gelişmiş ülkelerden bahsediyorum, giriş çıkışta Türkiye'ye vize uyguluyorlar. Ve bu büyük bir sorun haline geldi, size de ulaşıyordur. Geçen yılki eleştirilerim arasındaydı. FATF'da gri listeye alınmamız konusu, GRECO raporlarının olumsuz olması konusu. Bu konulara değinmediniz, sonra da cevap vermediniz ama bunlar önemli konular. Hatırladığım kadarıyla cevap vermediniz sonradan. Şeylere baktım, tutanaklara baktım da son bölümde cevap vermemişsiniz Sayın Bakan. Bugün de cevap verirseniz memnun olurum o zaman. Şimdi GRECO'da biliyorsunuz yargı ve milletvekilleri ile ilgili davranış kurallarını, ahlaki etik kuralları belirliyor. Bu sonuçta siyasi değil. Bunlara uyulması lazım. 22 tavsiyeden 3'ü yerine getirilmemiş. 9'u kısmen yerine getirilmiş. 10'u ise hiç yerine getirilmemiş. Yıllardan beri böyle GRECO'da. Bu Avrupa Konseyi'nin bir kuruluşu. Ve size bir mektup gönderilmiş olması lazım geçen yıl. Bilmiyorum nasıl cevapladınız. FATF konusu çok önemli. Gri listedeyiz. Kara listeye geçmeyi tabii ki hiçbirimiz arzu etmez ama gri listeden çıkmak için de pek bir şey yapmıyoruz gördüğümüz kadarıyla. Daha da kötü duruma geldik gri listeyle ilgili olarak. Sayın Bakanım, şeye değindiniz yine. Kesin hesaba teşekkür ederim. Ancak şöyle bir şey var. Geçen yıldan izlemeye alınan konularla ilgili 3 bulguyla ilgili hiçbir şey yapmamışsınız bakanlık olarak. İzlemede kalmış. Bunların da yerine gelmesi lazım. Ayrıca bir iç kontrol sistemi Sayıştay tarafından eleştiriliyor. İç kontrol sistemini kurmanız lazım. Önemli miktarda para harcayan bir kurumsunuz ve bunların birçoğu yurt dışında harcanıyor. Kur farklılıkları, yer farklılıkları, mekan farklılıkları vesaire. Dolayısıyla önemli sorunlar olabiliyor. İç kontrol sistemini çalıştırmanız lazım. Sayıştay raporunda henüz iç kontrol sistemi yapılandırma çalışmaları tamamlanmamış ve iç kontrol ve iç denetim belirlenen şartlar ve işleyiş açısından yeterli seviyeye tam olarak ulaşmamıştır deniyor. Bu önemli bir konu. Onun haricinde siz de belirttiniz 7 bulgu var bu yıl Sayıştay raporunda. Bu yurt dışı tedavi giderlerinin ödenmesinde sorunlar yaşanmaya devam ediyor hala. Bununla ilgili olarak da Maliye Bakanlığı Koordinatörlüğü'nde Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müştereken çıkarması gereken bir şey var, yönetmelik var. Bir araya gelecekler. Bu çalışmaları yürütecekler ve yönetmelik çıkaracaklar. Bir araya gelip de bu kurumlar bu şeyi yönetmeliği bir türlü çıkaramıyorlar. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir şeyidir bu, sonucudur bu. Bu koordinasyon yapılamıyor. Bir bakanlar kurulu yok ya, koordine de edilemiyor tabii ki.
onun sonucu ama bunun da yapılması lazım. Dışişleri Bakanlığı için yıllardan beri yurt dışı sağlık giderleriyle ilgili, bunların ödenmesiyle ilgili sorunlar, sıkıntılar var. Onun haricinde diğer kurumlarla ilgili son yarım dakika. Raporlar olumlu. Özellikle akreditasyon kurumunun raporuna bakmıştım. Olumlu görünüyor. Avrupa Birliği raporu da aynı şekilde. Onlar için teşekkür ediyorum. Bakanlığınızın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tüm katılımcıları ben de saygıyla selamlıyorum. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi olarak Avrupa Birliği konularına daha çok değineceğim. Neredeyse 60 yılı aşan bir süreç var ve gerçekten bunun 20 yılında sizin döneminizin iktidarı ve neredeyse 10 yılda sizin bakanlığınızın yönettiği bir süreç var Sayın Bakan. Bir devlet politikası olarak 99'u önemli bir aşama kaydetti ülkemiz ve 2005'te de sizin iktidarınız yönetimiyle müzakere sürecine başladık. Önemli bir süreç de açtık aslında. Önemli kazanımlar da elde ettik ama 2015 sonrası süreçte ciddi bir gerilemeye doğru gidiyoruz. Ben bir akademisyen olarak Avrupa Birliği raporlarını 2000 yılının başından itibaren takip ediyorum. Bakın 2005'te ilerleme uyum ülkemiz telaffuz edilirken şimdi gerileme, uzaklaşma, kopuş kelimeleri. Aday ülke statüsünden kilit ortak ülke vurgusu yapılıyor ülkemize karşı. İfade basın özgürlüklerinde olumlu bir süreçten bahsedilirken şimdi ciddi sorun ve kısıtlamaların olduğu bir süreçten işte sansür yasasını Sayın Bakan geçen hafta biz bu mecliste görüştük. Konsey kurucu üyesiyiz. Önemli bir aşama kaydedildi. Siz buna şahitlik ettiniz ama biz şu an denetim sürecindeyiz. Kadın hakları konusunda biz çok önemli bir önce olduğumuz bir bu konseydeki önemli bir sözleşmeden hiçbir çekinceyi ortaya koymadan, ya biz daha iyi bilmiyoruz, bu süreci iyi yönetemeden bir anlaşmayı iptal ettik. Ve en önemlisi de Sayın Kuşoğlu atıf yaptı. Bu sistemin ciddi sorun alanları bu rapora yansıyor. Biz buna şahitlik ediyoruz. Denge denetleme, bağımsız özel kurumsal yapılardaki tahribatlar. Bunların çok ciddi maliyetlerini zaten ülke olarak yaşıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Ciddi bir gerileme süreci var. Ama şimdi siz diyeceksiniz ki yine işte Rum Yunan taleplerine teslim Avrupa Birliği sunumunda söylediniz. İşte kendine baksınlar. Rapor objektif değil, taraftı, taraftar iki yüzlü. Ama şimdi diplomasi başarısını ortaya koyuyorsunuz ama biz burada bu sarmaldan çıkaramadık ülkemize. Ki bunun uzun bir sürecini siz yönetiyorsunuz. Yani yürütmenin başındasınız. Bu gerçekten haksız mı bu rapordaki söylenenler? Ya da neden bu sarmaldan çıkaramıyorsunuz? Bir diplomasi başarısına Türkiye'nin taleplerine teslim bir Avrupa Birliği'ne neden dönüşmüyor orası? Şimdi iç kamuoyuna dönük politikalar var. Kısa dönemde ya maalesef bunları yaşıyoruz. İşte birazdan Schengen Müzesi'ndeki açıklamanıza atıf yapacağım. Ama ciddi bir sorun alanı olarak ekonomik ve toplumsal maliyetleri AB ile ilişkilerimizden uzaklaşmanın ve o değerler bize dayatma değil Sayın Bakan. Biz AB'nin kurucu anlaşmaları içerisindeyiz. Konseyin kurucu üyesi ülkesindeyiz. Bir Ankara anlaşmamızdan gelen bir süreç var. Ama bu sürecin son dönemi maalesef ki sizin bu ülkeye kazandırdığınız kazanımlar vardı ciddi raporlara yansıyan. Onlardan ciddi bir kopuş sürecindeyiz. Siz AB Bakanlığı yaptınız. 2013'ten itibaren işte sonra da bakanlık sürecini yönetiyorsunuz. Şimdi döneminize bakıyorum sadece 2 fasıl açabilmişiz. Yani çok ciddi bir yükseliş var. 14 fasıl açtık. Sonra sizin bakanlığınız döneminde sadece 2 fasıl. Şimdi Schengen vizesi. Ya biz Avrupa Birliği ile çok önemli bir mutabakat imzaladık. Bir pozitif gündem yaratmaya çalıştık. Bütün o sorumluluğu biz üstlendik vize mutabakatında. Ama oradaki koşulların hiçbirinde somut bir sonuç alamadık. Şimdi son Temmuz ayında ben size sordum. Bu Schengen vizesinde neden ülkemiz vatandaşlarına karşı? Çünkü siz diyorsunuz ki sunumda vatandaşlarımızın başı dik şekilde yürümesi. Ya gerçekten sunumunuzda vatandaşlarımızın başı dik şekilde yürüyecek bir diplomasi yürüttük. Ama bakın Schengen vizesinde çok ciddi bir sorun alanı olarak karşımıza çıktı. Ben size soru önergesi sordum. Siz kamuoyuna bir açıklama yaptınız. İşte burada AK Parti iktidarını zorda bırakmak için. Şimdi geçen hafta da cevabınız geldi soru önergesinde. Orada ise işte personel eksikliği, taleplerimizi ilettik. Rusya-Ukrayna savaşı, kriz. Ya hangisi? Avrupa Birliği ülkeleri bize karşı nasıl bir süreç işletiyorlar Schengen vizesinde? Yoğunluk mu gerçekten? Yoğunluksa verilen vizelerde çok kısa süreler veriyorlar. Ya neden hani vatandaşlarımıza karşı ki bir vize mutabakatı imzalamış bir ülke olarak ve gerçekten ciddi taahhütler
vermiş olan Avrupa Birliği neden böyle bir kriz ortamına dönüştü ve vatandaşlarımız gerçekten diğer ülke vatandaşları karşısında bir itibar kaybetti. Şunu söyleyeceğim, vize mutabakatını çözebiliriz. 72 kriterin birçoğunu meclis kabul etti. Neden o 6 kriterde ilerleme kaydedemiyoruz? Orada kişisel verilerin korunması. Bakın meclise dedik ki bu kriz yaratacak, AB bunu kabul etmeyecek ama ısrarla kabul ettirdiniz. Yolsuzluk, yine Sayın Kuşoğlu atıf yaptı. Gri liste, FAS raporları neden bu etik yasasındaki öyle bir yasal düzenleme geldi ama biz yapmadık. Yani şunu ifade etmek istiyorum, biz sorumluluklarımızı yeterince yerine getiremiyoruz. Doğal olarak bunlar raporlara yansıyor. Eğer biz bu sorumluluklarımızı yerine getirirsek Avrupa Birliği ile belki bir aşama kaydedeceğiz. Gümrük Birliği sürecinde nedir Sayın Bakan? Bir çalışma grupları kuruldu. Ya pozitif gündem yaratacağımız konular vizeydi, gümrük birliğiydi, fasıl açmaktı. Ama bunlardan hiçbirinde hani sizin o söylediğiniz sahada masada güçlü ya da diplomasi başarısı biz elde edemedik Avrupa Birliği'yle. Son 10 saniyede şunu söyleyeceğim. Çok önemli liyakatli kadrolar Dışişleri Bakanlığı'nda. Gidiyoruz. Çok hepinize şahsınız adına teşekkür ediyorum. Hepsi çok değerli ve çok kıymetli, çok liyakatli, çok donanımlı. Şimdi bu dışarıdan atamalar konusunda bu kadrolarda bir motivasyon kaybı yaratmayacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Hayır, bir motivasyon kaybı yaratmaz mı? Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben açıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, Dışişleri Bakanlığı'nın güzide mensubu değerli meslektaşlarım, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, 2023 mali yılı plan ve bütçe komisyonu görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dışişleri Bakanlığı'na 2022 yılı için 7.487.450.000 lira ayrılan başlangıç ödeneği 2023 yılı için 16.778.583.000 liraya yükseltilmiş. Sayın Bakan, siz de bunu belirttiniz. Miktar bir önceki yıla oranla %124 oranında artmış gibi görünüyor. Fakat binde 3,75 ile 2015 yılından itibaren genel bütçeye oranla en düşük seviyede. Bunu özellikle altını çizmek isterim. Yaşanan enflasyonu da göz önünde bulunduracak olursak Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi adeta erimiş durumda. Daha önce kuş kadar kalmış diye eleştiriyorduk. Bu defa açıkçası bütçenin küçüklüğünü eleştirecek bir yaratık bulmakta zorlaşıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle gerilim ve krizlerle dolu uluslararası ortamda Dışişleri Bakanlığı'na her zamankinden daha büyük bir sorumluluk ve görev düşüyor. Ülkemizin çoklu bir şekilde dış politikada sorunlarla aynı anda mücadele etmek durumunda kaldığı bir dönemde Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinin genel bütçeleri hak ettiği payı alamamış olmasını Türkiye'nin çıkarları açısından ben son derece endişe verici buluyorum. Bunu belirtmek isterim. Dışişleri Bakanlığı bütçesinin kesin hesabının görüşülmesi ve bütçenin hazırlanması bir bakıma dış politika hedeflerinin yerine getirilebilmesi için yapılır. Bu da bütçenin ve ödeneklerin etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasına yönelik mali disiplin ilkeleri dikkate alınarak hesap verilmesi ve hazırlanması demektir. Bu nedenle dış politikadaki hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilemediğini sorgulamamız hem siyasi hem mali açıdan bir denetim olanağı sağlar. Ben önce Ekim ayının başında yayınlanan Büyükelçiler Kararnamesi ile başlamak isterim. Daimi temsilciliklerimize ve uluslararası kuruluşlara yapılan atamalarda liyakat ilkesi uygulanmıyor. Sayın Bakan, bu duruma bir son verin. Türkiye'nin en köklü kurumu olan Dışişleri Bakanlığı'nın gelenekleriyle oynamayın diye defalarca çağrıda bulunduk. Bu çağrılara cevaben siyasi atamaların sayısının çok fazla olmadığı şeklinde açıklamalar geliyordu. Önceki bakan yardımcınız 7 Nisan tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda 13 daimi temsilcilik ve 146 büyükelçilik ile toplam 159 büyükelçiden oluşan yurt dışındaki diplomatik misyon şeflerinin %13'ünün bakanlık dışından atanan isimlerden olduğunu açıklamıştı. Ama bakıyoruz son atamalarla hani ülkeleri saymaya gerek yok ama bunların arasında elbette Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan ülkeler de var ve önde gelen Avrupa ülkeleri de var. Bunların hepsini ve 4 ayrı uluslararası kuruluş nezdindeki temsilcilikleri saydığımızda misyon şefi siyasi atamalardan oluşan rakam olarak dış temsilciliklerimizin %16'sını bulmuş durumda. Sayın Bakan, bu durum Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir orandır. Dışişleri Bakanlığı personelini ve
kendileriyle gurur duyduğum genç meslektaşlarımı böyle bir güvensizlik ve kariyer kuşkusuna sokmayız. Onlar bu mesleğe emek veren, fedakarca çalışan insanlar. Takip etmek istediğiniz siyasileri dış ilişkilerde değil, başka alanlarda değerlendiriniz. Türk hariciyesinin hele gelecek yıl 500. yılımızı kutlayacağımız bir sırada imajını zedelemeyiz. Değerli milletvekilleri, malumunuz geçen sene bütçe görüşmelerinde Mısır'la başlatılan normalleşme sürecinden duyduğumuz memnuniyeti genel kuruldaki görüşmelerde paylaşmıştık. Ancak bu normalleşme istendiği gibi gitmedi. Mısır'ın devam eden normalleşme görüşmelerinin askıya alındığı açıklandığı sırada önemli bir gelişme yaşandı. 11 Kasım'da Şarm el-Şeyh'te düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ni protesto etme çağrısında bulunan 34 Müslüman kardeşler üyesinin gözaltına alındığı kamuoyuna yansıdı. Şimdi sormak istiyorum, bu iddialar doğru mu? Doğruysa ve bu Mısır'ın Müslüman kardeşler konusundaki hassasiyetinin giderilmesi için yapıldıysa neden bir türlü normalleşme sağlanamıyor? Mısır için hala yeterli olmayan nedir? Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi ve deniz yetki alanları ile ilgili hukuk zemininde gerekli adımların atılması için Mısır'ın bölgede en önemli aktörlerden ve muhataplardan biri olduğunu biz defalarca vurguladık. Ben konuşmaya Mısır'la başladım çünkü Mısır'la normalleşme olmazsa ne elle tutulur bir Doğu Akdeniz politikanız olur ne de Afrika politikanız. Mısır'ın etkisini son Arap Birliği zirvesi açıklamalarında da görebiliriz. Mısır, bölgede eskisinden daha güçlü bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Bunu Filistin-İsrail uyuşmazlığı konusunda izlediği politikalardan da görmek mümkün. İki ülke arasındaki gerilimlerin daha fazla tırmanmadan önlenmesinde en büyük rol sahibi Mısır. Libya'ya geliyorum. Libya'da 2019 yılında Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtırası hala Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadı. Bu süreçte siyasi istikrarsızlıklar da devam etti. Libya'da iktidarınızın izlemiş olduğu arabuluculuk denemeleriniz sonuç vermedi. Bu yıl Türkiye ve Libya arasında 3 Ekim'de de hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı. Libya ile yapılan bu son anlaşmanın detayları nelerdir? Daha önceki anlaşmalar Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadı. Anlaşmalar onaylanmadığına göre bu belgelerin geçerli olması için hangi adımlar atılmaktadır? Bizim isteğimiz Libya'nın bir an önce huzur ve istikrara kavuşmasıdır. Bu bağlamda Türkiye'nin hak ve menfaatlerine hiçbir tereddüt duymadan destekliyoruz. Yapılan mutabakatların Libya'daki değişkenlik göz önünde bulundurularak yasallık kazanması konusunda da elbette adımların atılmasını bekliyoruz. Bunun yolu da taraf tutmadan ideolojik yaklaşımlardan arındırılmış bir politika izlemekle mümkündür. Türkiye'nin Libya'da arabulucu olacak gücü ve itibarı vardı ancak Suriye'de kaybedilen pusula maalesef bu duruma engel oluyor. Bu hem Afrika kıtası hem Doğu Akdeniz'in güvenliği için elzemdir. Esasen küresel ölçekte terörizmle mücadele konusunda da Libya'daki gelişmeler belirleyicidir. Bu nedenle Libya'da bir an önce barışın tesis edilmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin de bunun için çaba göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Afrika ile devam etmek istiyorum. Malum Türkiye ile Sudan arasında ikili tarımsal işbirliği ve ortaklığına ilişkin bir anlaşma mevcut. Ancak Arap Birliği zirvesinde bu toprakların bizzat Arap ülkeleri tarafından kullanılması yönünde bir karar çıktığı da kamuoyuna yansıdı. Peki bizim Sudan'la yapmış olduğumuz ikili anlaşmadan doğan haklarımızın korunmasına yönelik hangi adımlar atıldı? Arap Birliği'nin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Afrika'dan söz etmişken şunu da sormadan geçemeyeceğim. Türkiye-Afrika zirvelerinin düzenli olarak yapılmamasının gerekçesi nedir? İlk zirve sırasında ben görevdeydim biliyorum. Zirveler 5 yılda bir yapılacaktı. 2008 yılında ilk zirve yapıldıktan sonra sırasıyla 2013, 2018, 2023 zirveleriyle devam edecek ve yani gelecek sene 4. zirve yapılacak iken biz daha geçen yılın sonunda ancak 3. zirveyi yapabildik. Bunun sebebi nedir? Pandemi demeyin zira takvim kendini ispatlıyor. Pandeminin engel yarattığı bir tarih yok bu takvimde. Sayın Bakan, İsrail'den söz ettiniz. Evet, İsrail konusunda epey yol kat edildi. Karşılıklı büyükelçiler atandı. Cumhurbaşkanı da 14 yıl aradan sonra ilk kez bir İsrail Başbakanı ile görüştü. Bunlar memnuniyet verici gelişmeler. Geç olsun, güç olmasın diye hep ilişkilerin hak ettiği seviyeye yükselmesinden memnuniyet duyacağımızı belirtmiştik. Bundan da memnuniyet duyduğumuzu söylüyorum. Umarım İsrail'deki seçim sonuçları bunca kat edilen mesafeye zarar vermez. Zira Netanyahu'nun yeniden iktidara gelmesi işleri karıştıracağı benziyor. İsrail konusunda da bir sorun var.
İsrail'in Türkiye'deki Hamas üyeleri konusunda dile getirdiği taleplerin ne kadarı karşılandı? Sayın Bakan, ne zaman iktidar yetkilileri Putin'le görüşse Türkiye-Suriye ilişkilerine dair yeni bir gündem oluşuyor. Adana mutabakatı konusunda da yine Putin'in ikazı ile iktidar bir diyalog olasılığını gündemine almıştı. Ancak yol kat edilememişti. Geçtiğimiz aylarda da yine benzer bir gündem kamuoyunu meşgul etti. Türkiye ile Suriye arasında istihbarat örgütleri tarafından yürütülen temasların iki ülke arasında resmi ve hükümet düzeyine çekileceğine dair beklentiler arttı. Ancak bunun da bir devamı gelmedi. Sayın Bakan, siz de Suriye yönetimiyle koşulsuz görüşebileceğinizi açıklamıştınız. Ne zaman görüşeceksiniz? Görüşmenin gecikmesinin sebepleri nelerdir? Suriye ile konuşamadığınız için Türkiye bugün Birleşmiş Milletler'in tanıdığı birçok ülkenin nüfusundan daha fazla Suriye sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Suriye ile görüşmemenin maliyeti her gün daha da artıyor. Şam yönetimiyle görüşmenin önemini uzun süredir dile getiriyoruz ama kimse dinlemiyor. Bakın, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sığınmacıların geri dönüşü konusunda bir yol haritası çizdik. Bizim politikamız belli. Gönüllülük esasına göre geri dönüşün teşviki, dönüşün planlı, programlı ve zamana yayılarak yapılması, geri dönenlerin yaşamlarının sürdürülebilirliği için eğitim, sağlık gibi gerekli altyapı yatırımlarının yapılması, yatırımlar bağlamında uluslararası külfet paylaşımı, barışın sağlanması için gereken kolaylaştırıcılığın sağlanması, ki bu da elbette Cenevre görüşmelerinin devamından önemsenmesi anlamına geliyor, Şam yönetiminin geri dönmeyi tercih edenlerin güvenliği konusunda güvence vermesinin sağlanması. Bu koşullar çerçevesinde uluslararası hukuka uygun olarak Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü sağlanabilir. Lübnan bunu başardı, bir takvime bağladı ve bu süreci başlattı. Sizin de zaman zaman sığınmacılar konusunda açıklamalarınız söz konusu oluyor ve Türkiye'nin de benzer bir gündemi var mıdır, bunu sormak istiyorum. Suriye sadece Doğu Akdeniz konusunda kilit ülke değil, daha birçok konuda Türkiye'ye dış politika alanında manevra kabiliyeti sağlayacak olan bir ülke. İşte bu nedenle biz Suriye ile diyaloğu önemsiyoruz. Heyet-ül Tahrir-i Şam tarafından Suriye'de yeni bir yapılanma söz konusu. Yeni durumun gerek ülkemize gerekse Suriye'deki askerlerimize ilişkin oluşturabileceği tehditler nelerdir? Bu konuda bir planlamanız var mı? Bunlar askeri konular demeyeyim. Zira Suriye'de dış politika, savunma ve güvenlik konuları bir bütün oluşturuyor. Bunu siz de biliyorsunuz Sayın Bakan. Yumuşak gücü öncelememenin sonuçları maalesef oldukça ağır oluyor. Biz bütün ülkelerle diplomatik ilişkilerin kesintiye uğramadan sürdürülmesini önemsiyoruz. İsrail, Mısır ve Suriye ile diplomatik ilişkilerin bir an önce hak ettiği seviyeye ulaştırılması gerektiğini defalarca söyledik. Türkiye'nin ulusal menfaatleri için en kısa sürede bu ülkelerin ilişkilerin düzeltilmesini ümit ediyoruz. Mısır, Libya, İsrail ve Suriye ile ilişkileri ve bu ülkelerle olan ilişkilerin Doğu Akdeniz bağlamındaki bölgesel etkisinin önemini anlatmaya çalıştım. Hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi için oluşturulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun bölgenin 7 ülkesini bir araya getirdiğini, ancak bu gruba Türkiye'nin dahil edilmemesini haksız ve adil olmayan bir davranış olarak gördüğümüzü de hep vurgulaya geldik. Şimdi Doğu Akdeniz bağlamında biraz da Kıbrıs'tan söz etmek istiyorum. Sayın Bakan, Türkiye'nin sadece az önce saydığım ülkelerle ilişkileri değil, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki dostlarını kaybetmesi ve ardından Yunanistan lobisinin kongrenin her iki kanadında da destek görmesi hem Ege'de hem Kıbrıs'ta istenmeyen gelişmelerin yaşanmasına sebep oldu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ı eski Varşova Paktı ülkelerine uyguladığı özel eğitim ve işbirliği programına dahil etti. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki Eylül 2020'de aldığı kararın kapsamı da genişletildi. Bu karar aslında aşama aşama gerçekleşti. Bu kararın önüne geçilmesi için hangi girişimlerde bulundunuz? Bir girişimde bulunduysanız neden sonuç alamadınız? Bu kararların Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliğin yatışmasına ve Kıbrıs'ın sorununun barışçıl çözümüne yardımcı olmayacağını anlatmadınız mı? Bugün gelinen noktada bu kararlar sadece Kıbrıs'ta iki taraf arasındaki dengeleri olumsuz etkilemekle kalmıyor. Doğu Akdeniz'deki gerginliğin ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin de daha fazla olumsuz bir şekilde gelişmesine yol açıyor. Hani Yunanistan demişken malum gündemin en sıcak konularından biri de Ege üzerinde Yunanistan ile yaşadığımız gerilim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Yunanistan ile yaşadığımız gerginlikte elbette ebediyen komşu kalacak iki ülke olarak dostane çözüm yollarını denemeliyiz ve diplomatik kapıları kapatmamalıyız. Ancak Yunanistan'ın statüsü gereği silahsızlandırılmış olması gereken adaları silahlandırmasını da asla kabul etmediğimizin altını özellikle çizmek isterim.
Avrupa Birliği'nin de bu sorunları Türkiye-AB ilişkilerinin bir parçası olarak görmekten vazgeçmesi gerekiyor. Türk-Yunan gerginliğini çözecek olanlar Türkiye ile Yunanistan'dır. Bunun altını da özellikle çizmek isterim. Siz bu konuda acaba ne yapıyorsunuz? Herhalde siz de bütün bu görüşleri Avrupa Birliği'ne aynen anlatıyorsunuz. Zaten başka bir davranış beklemiyorum ama neden sonuç alamıyorsunuz? Ben onu bir türlü anlayamıyorum. Sayın Bakan, bu yılın en önemli gündem maddelerinden biri de vatandaşlarımızın vize alımlarında yaşadıkları sorunlar. Vize serbestliği sürecinin canlandırılması girişimlerinin oldukça gerisinde olduğumuz malum. Bakanlık olarak vize sorununun çözümü konusunda hangi adımları attınız ve ne gibi bir ilerleme sağladınız? Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için hangi girişimlerde bulundunuz? Zira bize sürekli olarak vatandaşlarımızdan vize talepleri geliyor. Biz de bunları Dışişleri Bakanlığı'na iletiyoruz. Ancak sonuç alınamadığını gördükçe de acaba Dışişleri Bakanlığımız hangi adımları atıyor diye merak ediyoruz. Yine Avrupa Birliği başlığında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve hızlandırılması konusunda da bir ilerleme söz konusu değil. Avrupa Birliği'nin 2022 Türkiye ülke raporunda özellikle demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel konularda gerilemenin sürdüğünü ve üyelik için gerekli olan AB müktezebatına uyum konusunda bir ilerleme olmadığının da altı çiziliyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerin işbirliği konuları üzerinden yürütülmesi önemli olsa da değerler üzerinden yapılamıyor olması Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Bugün vatandaşlarımızın Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusundaki istekleri kamuoyu anketlerinde fevkalade yüksek bir orandayken ülkemizin ve vatandaşlarımızın hak ettiği mücadeleyi biz iktidarın gösterdiği kanaatinde değiliz. Bunu da anlamak mümkün değil. Sayın Bakan, tahıl koridorundan söz ettiniz. Tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye'nin uluslararası görünümüne elbette katkı yaptığı ortadadır. 24 Şubat'tan beri Türkiye Cumhuriyeti olarak jeopolitik konumumuza ve Montreux'un ruhuna uygun hareket ediliyor. Bunlar fevkalade memnuniyet verici. Tahıl koridoru anlaşmasının Rusya tarafından uygulanmasının durdurulma riski hala var. Bu durum anlaşmaya katkı yapan ülke olmamız nedeniyle uluslararası toplum nezdinde bizim de görünümümüzü olumsuz etkileyecektir. Onun için ülkemizin çok daha fazlasını hak ettiğini ve yeni oluşan Avrupa güvenlik mimarisinde daha etkin bir rol üstlenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sürekli olarak İsveç ve Finlandiya ile müzakereler yapıyorsunuz. Esasen Madrid'de imzalanan üçlü mutabakatta da Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinde daha etkin bir rol üstlenmesi için Finlandiya ve İsveç'in AB nezdinde çalışmalarını beklediğimiz hükme bağlıdır. Ama biz İsveç ve Finlandiya ile müzakerelerde hiç bundan söz edildiğini duymuyoruz. Neden? Sayın Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın enerji kaynaklarının sekiyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifi kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor. Enerji konusunda Türkiye ile Rusya arasında asimetrik bir ilişki söz konusu. Burada önemli olan Türkiye'nin üçüncü ülkelere satış yapma yetkisinin olup olmayacağı. Önceki projelerin aksine Türkiye'yi enerji merkezi yapacak yegane unsur bu avantaja sahip olup olmayacağı. Rusya'nın açıklamalarında yine böyle bir yetki olmayacağını anlıyoruz. Tüm Avrupa ülkelerinin Rusya'ya ambargo uyguladığı, hatta Rusya'yla iş yapan şirketlere dahi ikincil yaptırımların gündemde olduğu bir süreçte bu projenin Türkiye için avantajı ne olacak? Acaba bunu açıklayabilir misiniz? Tüm ülkeler enerji arz güvenliği açısından Rusya'ya olan bağlılığını azaltırken Türkiye'nin buna yönelik çalışmaları var mıdır? Rusya ile enerji depolaması, enerji ticareti ve güvenliği konularında oluşan asimetrik tutuma son vererek Türkiye'yi gerçek anlamda bir enerji merkezi haline getirecek hangi adımları atacaksınız? Avrupa Birliği'nin Azerbaycan ile attığı adımlardan sonra İsrail ve Lübnan arasında da enerji konusunda anlaşma sağlandı. Oluşan bu yeni enerji denklemlerinde enerji az güvenliği açısından Rusya haricinde bu yeni denklem çerçevesinde Türkiye'nin hangi politikaları vardır ve bu politikalar nasıl gelişecektir? Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, son olarak özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilere de kısaca değinmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler F-16 modernizasyon kiti alımı üzerinden ilerliyor. Bu konuda maalesef Türkiye'nin Kongre'deki dostlarını kaybetmesi nedeniyle mevcut yönetim her ne kadar olumlu baksa da Kongre'de bir dirençle karşı karşıyayız. F-16 alım süreci hangi aşamadadır? Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bugünkü seçimler sonucu çoğunluk cumhuriyetçilere geçince ilişkilerimiz bundan nasıl etkilenecek? Bu konuda bir yol haritanız var mı? Bunları da bilmek isterim.
Sayın Bakan, hem sunucunuzu dikkatle dinledim hem de sorularımı size sıraladım. Bu sorularımıza kapsamlı yanıt vereceğinizi umuyorum. Komisyonu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli konuklar. Ben de komisyonu saygıyla selamlıyorum. Tabii çok sınırlı bir sürem var. 5 dakikalık bir sürede son bir yıldaki dış politika gelişmelerini konuşmak ya da bakanlık bütçesini konuşmak çok güç olduğundan bir örnek olayı aslında seçtim. Bu olay üzerine konuşmak istiyorum ve burada Dışişleri Bakanlığı'nın ve Sayın Bakan'ın sorumluluğunu hatırlatmak istiyorum. Bu olay topraklarımızda işlenen son derece vahşi bir cinayet dosyasının, Cemal Khashoggi'nin cinayet dosyasının Suudi makamlarına devredilmesi olayıdır. Değerli arkadaşlarım, bu olayı gerçekleştiren katiller ülkemize ceplerinde diplomatik pasaportlar taşıyarak geliyorlar. Cinayette kullandıkları gereçleri, araçları diplomatik kurye olarak Türkiye'ye taşıyarak geliyorlar. Ve bu beyanla bir diplomatik eşya taşıyan uçak beyanıyla ülkemize geliyorlar. Ve Suudi makamlarının bu cinayette sorumluluğunu ispat eden birçok konu olmakla birlikte en başta gelen kafilenin Veliaht Prensi'nin koruma ekibinde bulunan 6-7 kişinin bu takımda bulunduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca içlerinde bulunan bir doktorun insan bedeninin parçalanması konusunda özel ihtisas sahibi olan İskoçya'da, Avustralya'da bu konu üzerine uzmanlaşmış bir kimse olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve kamuoyuna yansıyan istihbarat raporlarında aralarında geçen konuşmalarda ya 1.80 boyunda bir adam çantaya sığdıramayız, parçalamamız gerekir diye daha önceden konuştuklarını, yani cinayeti işlemek amacıyla Türkiye'ye geldiklerini belirtmek istiyorum. Bu konuda elimizdeki en kapsamlı rapor, Birleşmiş Milletler raportörü Madame Calamar'ın yazdığı rapordur. Ve bu raporda değerli milletvekilleri, bulgular net. Khashoggi cinayeti bir devlet cinayeti ve şu ana kadar Suudi Arabistan bu cinayet için bir bedel ödemedi ifadeleri bulunmaktadır. Ayrıca yine bu raporda Suudi yetkililer hakkında soruşturma açılmalıdır, kişisel mal varlıkları dondurulmalıdır, ekonomik yaptırımlar uygulanmalıdır ifadeleri yer alıyor. Peki bu rapor karşısında Dışişleri Bakanlığımızın tutumu ne oluyor? Sayın Bakan, kendileri buradalar. Diyorlar ki Birleşmiş Milletler'in Khashoggi cinayetinin aydınlatılmasına, sorumluların hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz diyor. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın hali hazırda web sayfasında bu raporu destekleyen açıklaması duruyor arkadaşlar. Şimdi bunların bulunduğu bir ortamda bu dosya Suudi makamlarına devrediliyor. Niye devrediliyor? Çünkü Sayın Bakan'ın da yaptığı sunumda normalleşme olarak tanımladığı, bununla övündüğü Suudi Arabistan politikasındaki değişim ve petrodolarlar nedeniyle bu dosya Suudi makamlarına devrediliyor. Ocak ayında uluslararası basında, Arap basında çıkan bu yönde haberler var. Nisan başında birkaç gün içerisinde bakan değişikliğinin hemen arkasında Adalet Bakanlığı bu dosyayı Suudi makamlarına devrediyor. Ama şunu da hatırlatmam gerekli sayın milletvekilleri, dosyanın devrinden birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan ziyareti gerçekleşiyor. Ve daha önce Arap basında çıkan haberlerde zaten ekonomik olarak Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinin önünde bunun bir engel olduğu ve bu nedenle Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin gerçekleşemeyeceği haberleri yoluyla aslında Türkiye'ye bu kötü mesaj verilmişti. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nı orada Mekke Vali Yardımcısı karşılarken Veliaht Prens, bu cinayetin uzandığı Veliaht Prens Türkiye'ye geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bütün devlet yetkilileri Veliaht Prens'i havalimanından, uçağın kapısından el sallayarak uğurluyorlar. Ankara'da bu kimsenin şerefine sazlı sözlü ziyafet sofraları kuruyorlar. Değerli arkadaşlarım, konuşacak çok şey var. Konuşacak çok şey var. Bu dosya içimizi yakan bir dosyadır. Türkiye'nin alnına sürülmüş bir kara lekedir. Ve burada Dışişleri Bakanlığı'nın da önemli bir sorumluluğu vardır. Sayın Bakan, şahsınızın da çok önemli bir sorumluluğu vardır. Emanete leke düşürdünüz. Bunu belirtmek istiyorum. Milletimizin
tertemiz alnına bir kara lekeyi siz çalmış oldunuz. Bunun da bir parçasısınız. Sizi bunun için suçluyorum Sayın Bakan. Sizi bunun için suçluyorum. Bunun değişmesinin tek yolu vardır. Şahsınızın istifa etmesidir. Bütün sorumlular istifa etmesidir. Milletimiz bu kara lekeyi hak etmemektedir. Saygılar sunuyorum. Değerli bürokratlar, ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek zorundayım. Bakın, ülkenin ekonomik anlamda çok zorlu bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz. Her ne kadar iktidar bunu işte başta dış güçler olmak üzere ve hatta Dışişleri Bakanlığı'nı da yakından ilgilendirdiği için söylüyorum. Geçmiş süreçte pandemi bahaneler oldu, değişik bahaneler. Ancak son dönemde işte Rusya-Ukrayna savaşı dahi bahane edecek şekilde ekonomiyi bir yerlere bağlayan bir anlayışı bugüne kadar görmeye devam ettik. Ancak ben şöyle düşünüyorum bu konularda. Ekonomiyi ekonomiden anlayan yöneticiler olduğunda ve ekonomiyi doğru yönetecek bir iktidar olduğunda ekonomi düzelecektir. Sonuçta da zaten kısa bir süre kaldı. İnşallah ilk yapılacak seçimden sonra da yeni bir iktidarla ekonomideki bu çıkmazdan ülkeyi kurtaracağız ve ekonomik anlamda da vatandaşlarımızın rahata kavuşmalarını sağlayacağız. Bu bizim sözümüzdür. Ancak ifade ettiğim gibi zaman zaman ülkelerde ekonomi bazen iyi olur, bazen kötü olur. Bunlar süreçte değişir, gelişir. Bunlar yaşanır. Ancak Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi bir tehlikeyi hep beraber yaşıyoruz. Bu da bana göre, benim şahsi düşüncem, özellikle Türkiye'ye gelen, kontrolsüz gelen göçmenler sorunu. Bu konu ne ekonomiyle ne de diğer iktidarın başarısızlığı, beceriksizliğiyle ölçülemez. Çünkü diğerlerinde ifade ettiğim gibi bir şekilde telafi sağlanabilir. Ancak eğer bu konuya gerçekten bir çözüm bulamazsak, ülkemizin geleceğini tehdit eden en önemli konulardan birisi olduğunu ifade etmek isterim. Biraz önceki konuşmacı arkadaşlarımız içerisinde kendi bölgelerindeki özellikle Suriyeli nüfusunun o bölgede yaşayan o ildeki, ilçedeki vatandaştan daha fazla Suriyeli olduğunu ifade eden arkadaşlarımız da oldu. Bu da bir gerçek. Yani öyle ilçelerimiz, öyle illerimiz var ki Suriyeli sayısı neredeyse oradaki Türk vatandaşından daha fazla. Şimdi ve nüfus da hızlı bir şekilde de maalesef ilerliyor. Yani bunun önüne nasıl geçilir bilmiyorum. Ancak her ne kadar bakanlık sunumunda Sayın Bakan 530 bin Suriyeli geri döndü şeklinde bir rakam verdi. Tabii ki bu sayı önemli. Ancak şunu da sormak lazım. Özellikle Suriyeliler Türkiye'ye geldikten sonra sadece doğum yöntemiyle ne kadar çoğaldılar? Yani 530 bin kişinin geriye gönderilmesi olumlu bir adım. Ancak bunun daha da desteklenerek, daha da teşvik edici yöntemlerle efendim, bu sayının arttırılması gerekir. Bu süreci de Sayın Genel Başkanımız ne şekilde sağlayacağını zaman zaman açıkladı. Yine her fırsatta da açıklamaya devam etmekte. Evet, gerçekten ülkenin geleceğiyle ilgili önemli sıkıntılardan birisi bu. Bunun yanı sıra bakın Afganlılarla ilgili de Türkiye'ye kontrolsüz bir şekilde gelen, elini kolunu 2000 kilometrelik bir mesafeden sallayarak gelen Afganlılar konusu. O dönemde özellikle konuşuldu. Yani yaşları 20-25-35 yaş arası asker görünümlü, yanında çocuğu yok, eşi yok. Bunlar Türkiye'de şu an ne yaparlar, nerelerdeler, ne iş yaparlar, nerede vakit geçirirler, bunların görevi nedir? Bu konular gerçekten çok önemli. Özellikle bu savaş dönemiyle birlikte başta Antalya olmak üzere Alanya bölgemize çok sayıda yabancı geldi. Sayın Bakanımın da ilçesi olmak üzere Alanya'yı bilhassa söylüyorum. Ancak yabancı göçüyle birlikte tabii orada da ayrı bir ekonomik sorunla karşı karşıyayız. Bilhassa Antalya'nın geneli ifadesiyle söylüyorum. Gerek Antalya merkezde, bakın örneğin bir ilçemizde, Konyaaltı ilçesinde 4 kişiden birisi yabancı. Şu an 4 kişiden birisi yolda
karşılaştınız. Yabancı bir vatandaş artık Antalya o ilçeye yerleşmiş vaziyette. Yine Alanya'da da benzer bir durum var. Yerleşik vatandaş sayısı hızlı bir şekilde artmakta ve bunun getirdiği ekonomik sorunlar var. Daire fiyatları bir taraftan yükseldi, kira fiyatları, yani kendi vatandaşlarımız, çalışan emekçi insanlar kiralama yoluyla ikamet edenlerin çoğunluğu artık oralarda oturamaz hale geldi. Bir başka tespitimi söylemek istiyorum. Örneğin Alanya'da özellikle yerleşik yabancıların, işte bilhassa Alman, İsveç, Belçika kökenli çok sayıda yerleşik yabancı olarak ifade edilen nüfus varken, bugün Orta Doğu'dan gelmiş olan vatandaşların daha yerleşik olarak sayılarının arttı. Özellikle de Avrupa'dan gelen bu emekli vatandaş, yabancılar olmak üzere bir kısmının geriye döndüğüne dair Alanya ziyaretimizde bir bilgilendirme yapıldı. Bu da yani bizim iktidar olarak, daha doğrusu bir yeni bir süreç midir veya böyle bir daha çok oraya doğru kanalize olmak sonucunda mı ortaya çıkmıştır? Bunu da aslında değerlendirmek lazım. Şimdi efendim, doğalgaz borcunun ertelenmesiyle ilgili bir konu gündeme geldi. Buna hangi pencereden bakacağız Sayın Bakanım? Özellikle sormak istiyorum. Şimdi 2024'e kadar doğalgaz borcunun ertelenmesi iktidara Putin'in bir desteği midir? Önce bu pencereden mi bakalım? Ya da iktidarın yarattığı bu borcu ödeyemeyip de gelecek iktidar ödesin deyip bu iktidara, gelecek iktidara bırakılacak bir borç yükü müdür? Yani hangi pencereden bakılacak bu olaya? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Yani bu kadar yapılmış borç 2024 sonrasına hangi nedenle ertelenir? Bu önemli. Şimdi dış politika aslında millidir. Yani biz dış politikada gerçekten Türkiye'nin itibarının yüksek olması, Türkiye'nin komşularıyla doğru ilişkiler içerisinde, barışık ilişkiler içerisinde ticareti yüksek olması gerektiğini savunuruz. Ve bizim zaten düsturumuz da yurtta sulh, cihanda sulh ilkesidir. Her zaman barıştan yana olan bir ilkeyi savuna gelen bir partiyiz. Anlayışımız da budur. Ancak zaman zaman iktidarın görüyoruz ki dış politikadaki hamlelerini içerideki siyasi şekillendirmelerine göre yaptığını bugün herkes görmekte. İşte özellikle iç siyasete dönük mesajları içeren bu dış hamleler içeride tabii ki yapılan hamlenin samimiyet derecesini dahi ölçer vaziyete getirmekte. Yani dışarıda başka türlü konuşup içeride başka türlü konuşulan bazı işler olduğunu görüyoruz. Sonuç itibariyle Türkiye'nin itibarının yüksekliği bizim de en önemli hedefimizdir. Biz bugüne kadar keşke daha da başarılı olabilmiş olsaydı, Türkiye'nin özellikle yurt dışlarında daha da itibarının yüksek olması gerekirdi. Biz her zaman bunu savunan bir anlayıştayız. Yani şöyle söyleyeyim, bakın Cumhurbaşkanı'nın yurt dışına gidip de bir başka devlet başkanının kapsında 2 dakikaya kadar yakın bekletilmiş olması herkesi üzmüştür. Yani bu sadece sizi değil, herkesi üzmüştür. Sonuçta Türkiye'nin itibarını ilgilendiren bir konudur. Ve biz dış politikada yarın olumlu ya da barışık adım atabileceğiniz bir konuda bugün her şeyi sonlandıran laflarla, adımlarla, söylemlerle iç siyaseti dizayn etme anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Galiba. Başta dışlarındaki değerli bürokratlarımıza, büyükelçilerimize ve şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Tabi oldukça zor bir süreçte görev yapıyorsunuz. Ülkemizin güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı, her tarafı bir çatışma çemberi içindeyiz. Ben sizlere kolaylıklar diliyorum.
Tabii dış işleri sonuç itibariyle sıklıkla genel başkanımızın da ifadesiyle bizler milli olarak düşünüyoruz. Yani ne AK Parti'nin bir dış işleri politikası, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ne MHP'nin bir dış işleri politikası olamaz. Dolayısıyla milli hale getirmemiz gerekir bu dış politikamızı. Daha önceki bütçe görüşmelerinde de ifade etmiştim. Siz de kitapçanızda yerli ve milli dış politika anlayışından bahsediyorsunuz. Tabii burada bunu fiiliyata getirmemiz gerekir Sayın Bakanım. Yani muhalefet partileriyle dış politikada ortaklaşmanız gerektiğini inanıyorum. Bunu yeteri kadar maalesef göremiyorum. Buradaki ortaklaştırma görevi de bakanlık olarak ve iktidar olarak sizlere düşüyor. Örneğin bir Suriye politikasında biz diyoruz ki evet bu Suriyeliler çok fazla, artık bunları göndermemiz gerekir. Sizlerin de geldiği nokta, benzer nokta. Buradan başlayabilirsiniz Sayın Bakanım. Yani buradan muhalefet partileriyle birlikte ortak bir Suriye politikası belirleyebilir ve bu yükten ülkemizi hep birlikte kurtarabiliriz. Özetle dış politikanın milli bir politika haline gelme sorumluluğu sizde Sayın Bakanım ve bunu sizlerden beklediğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Diğer bir konu sıklıkla gündeme geldi, gün içinde konuşmadık. Büyükelçi atamaları. Tabii siyasi atamalardan büyük bir rahatsızlık oldu, malum. Burada kariyer diplomatların hakkını korumak da sizlere düşüyor. Bunu da buradan ben kendimi tabii söylemek zorunda hissediyorum ve bunu da sizlerden bekliyorum. Yine diğer bir konu, sıklıkla ülkemizde vize sorunu yaşıyoruz. Özellikle geçtiğimiz aylarda yurt dışında eğitimini devam ettirecek olan öğrencilerimizin vize problemi çok sıklıkla gündeme geldi. Bizler de bu konuda çok yoğun girişimlerde bulunmak durumunda kaldık. Yani bu anlamda da özellikle uzaklaştığımız Avrupa Birliği üyelik sürecine bir an önce tekrar geri dönüp bu sürecin de daha canlı bir hale getirmesinde büyük fayda olduğuna inanıyorum. Diğer bir konu Sayın Bakan, yurt dışında öğrenimi sürdüren pek çok Türk öğrencilerimiz var. Sonuç itibariyle bu öğrencilerimiz de ülkemizin birer elçileri. Özellikle de dış işleri alanında eğitim alan öğrencilerimizin zaman zaman test konuları, okullarındaki sunumları ülkemizle ilgili oluyor. Ve bu öğrencilerimizin Dışişleri Bakanlığımızın Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Suriye gibi, Ermenistan gibi çatışmalı konularda bilgi notlarını paylaştırmanızda büyük fayda olduğuna inanıyorum Sayın Bakanım. Çünkü ben bir yaşadım. Yurt dışında okuyan, uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan bir öğrencimiz Kıbrıs'la ilgili bir sunum yapacak. Okul kitabında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu yazıyor çocuğumuzun. Çocuğumuz bize dönüyor, biz işgalci değiliz diyoruz ve ben sizlerin dışişleri politikasını alıp çocuğumuza yurt dışına gönderdim. Bu şekilde yurt dışında okuyan, özellikle uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan öğrencilerimizin ulusal dış politika notlarımız konusunda bilgilendirmesinin büyük önemi olduğuna inanıyorum. Yine diğer bir konu, Türk Devletler Teşkilatı. Efendim, önceliğin bu teşkilatta dil birliği olduğuna inanıyorum. Geçenki konuşmamızda da Kamil hocamız da burada. Zannediyorum, evet, yani bir dil birliği yok. Dil birliği olmadan da bu birliği sağlamak mümkün değil. Bu nedenle de Türk Dil Kurumu'nun ve Türk Tarih Kurumu'nun daha aktif şekilde görev almasında büyük fayda olduğuna ben inanıyorum. Yani bunu daha aktif hale getirmek durumundayız. Çünkü ben de zaman zaman gördüğüm şey, çok atıl bir noktada bu dil birliği öncelik verilirse daha çabuk bir entegrasyon sağlanacağına inanıyorum. Ve ben yine bakanlığınızın 2023 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum ve görevinize başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Genelde bakanlar buraya geldiğinde tarihi 2000'den başlatıyorlar, 2002'den. Ben de onun için dünü anımsatarak bazı konulara değinmek istiyorum. Adalet Kalkınma Partisi öncesi Musul Kerkük kırmızı çizgimizde anımsayan kalmadı. Şah Süleyman Türbesi bulunduğu vatan toprağa terk edildi. Günün ortasında Ankara göbeğinde havai fişeklerle Avrupa Birliği kutlamaları yapıldı, o da dünde kaldı. Akdeniz'de uluslararası sularda petrol, akaryakıt, arama iddiaları gündemden düştü. Ege adaları silahlandırıldı. Yunanistan Başbakanı Cumhurbaşkanı'nın düğününde nikah şahidi olacak kadar yakınken adalar Yunanların anlaşmalar dışı kontrolüne girdi. Kardak Adası için verim mücadele kadar adalar için ses çıkarmayıp sürecin sonunda bir gece ansızınla olayı seriden ülke durumuna düştük.
Bursa'da Ermenistan-Türkiye maçına Can Azerbaycan bayrağı aldırılmayacak kadar Ermenistan'a yakınlaşırken birden ilişkiler koptu. Şimdilerde Ermenistan'la normalleşme süreci yürütüyoruz diyorsunuz. Sayın Tayyip Erdoğan, 2014 yılında bu göreve bulunduğum sürece İsrail'le olumlu bir şey düşünemem. Başkaları düşünebilir. Tayyip Erdoğan'ı Batı ülkeleri gerilimcidir diye tanımlayabilir. Ben egemen güçlere şirin görünme gayreti içinde olmadım, olmayacağım diyerek İsrail için çocuk katil demişti. Sisi içinde, Sisi kendisi de zalimdi, darbeciler ifadeleri kullanmıştı. 2012 yılında Erdoğan, biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, orada kardeşlerimize muhabbetle kucaklaşacağız. O gün yakın inşallah Selahattin Eyyubi kabri başına Fatiha okuyacağız. Emevi Camii'nde namaz kılacağız dediğinden bugüne 10 yıl geçti. Şimdilerde katil Esad yeniden kardeşim Esad noktasına dönülüyor. İsrail için konuşmanızda diyorsunuz ki ortak çıkarlarımız ve karşılıklı hassasiyetler saygı çerçevesinde işbirliği hedefliyoruz. Topluma düşman algısıyla sunduğunuz ülkeler ve liderleriyle nasıl yakın ve güvenilir ilişki kurulabilecek? Keşke yurt dışı ilişkileri iç siyasete malzeme olarak kullanmasaydınız. Bu yolla toplumun duygularını okşayıp oy alabilir ancak ülke ilişkileri bozuldukça sorunların da derinleştiği görülüyor. 180 derece dönüşe yeni yaklaşımlara yöneldiniz. Ülkemizde 3,5 milyon Suriyeli geldi, 500 bini döndü diyorsunuz. Ülkemizde 10 yılda 1,5 milyon Suriyeli çocuk doğdu. Onlar artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. O nedenle 500 bin giden yerine 1,5 milyon doğan oldu Sayın Başkan. Sayın Bakan, 2007 yılında Sudan'a tarım yapmaya gidiyoruz dediniz. Daha ortada icraat yok, şirket var, yönetim grubu üyeleri ücret alıyor ama hiçbir girişim doğmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'u yapan olarak ilan ettiniz. Sonradan birdenbire yeni ilişkilere girdiniz. Birleşik Arap Emirlikleri yoksa özelleştirme verdi. Suudi Arabistan en iyi dostunuz derken Kaşıkçı cinayetiyle demedik söz bırakmadınız. Bu kere yeniden ilişkiler iyi olduğunu ifade ediyorsunuz. S-400 füzeleri, F-35'ler ayrı tartışmalar olarak orta yerde duruyor. Bu kadar kalp grafiği gibi dış politikayla ülkemiz ne kazandı? Atatürk yurtta barış, dünyada barış politikası yerine sıfır komşularla sorun politikası diyordunuz. Pazarlıksız iş tuttuğumuz komşu ülke neredeyse kalmadı. Dış politikada ülke olarak yarattığınız iklim takibi dahi yorucu. Dış güçler olarak yarattığınız düşman algısı kimleri kapsıyor? Bir türlü öğrenemedik. Her seçim öncesi birkaç ülkeyle savaşa girer havası yaratılıyor. Almanya, Hollanda, İsrail gibi suçlanan ülkeler en yakın ticari iş yaptığımız ülkelere dönüşüyor. Müslüman kasabı dediğimiz Sırbistan dahi en önemli ticari ülke durumuna erdi. Bu kadar gergit tarih boyunca hiçbir dönemde yaşanmadı. Bu kadar zıt politikalarla dış politikamızın başarılı demek yerine yazboz politikasıyla başladığımız noktaya 20 yılda tekrar dönmemiz düşündürücü. Keşke Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi temelinde dünyada barış yüzyılı hedefinizi 20 yıl önce hedefleseydiniz. Bu bağlamda tüm ülkelerle dostane ilişkiler ve barışa dayalı bir politika doğru ve gerçekçi bir yoldur. Ülkemizin menfaatleri diplomatik süreçlerle doğru yönlendirilerek çözümü erdirilmedir. Bu süreçte en ağır hakaretler diğer ülkelere hedef koymak yerine diplomatik ilişkiyle ülkemizin çıkarlarını korumak ve kollamaktan başka yol yoktur diyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Birincisi, Sayıştay raporlarının 20 ve 21. sayfasında döviz kuru işlemlerinin baz alındığı kurla ilgili çok ciddi problemler var. Özellikle ödemenin yapıldığı gün baz alınması gerekirken ondan önceki ayın kurunun baz alınması gibi bir takım tespitler var. Bunu size paylaşalım. Bu ödemeler gibi avanslarda da aynı durum var. Ayrıca yine Sayıştay raporlarının 28 ve 29. sayfalarında EKAP'a yapmadığınız bildirimlerle ilgili bulgular var. Bunları size paylaşmak isterim. Tekrar dikkatinize sunmak isterim. Tabii Türkiye açısından bakarsak aslında son günlerde en önemli tartışmalardan birisi ve yaşadığımız büyük problemlerin en temel sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'nin gri listede yer alması. Uluslararası itibarın aslında son derece olumsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz. Siz de bunu kabul ediyorsunuz sanırım. Mali eylem görev gücü Avrupa Birliği üyesi Malta'yı çıkartırken biz hala 23 ülkeyle birlikte gri listede yer alıyoruz. Bunun sebeplerini giderme konusunda bir adım atmadığımızı, hangi adımlar attığımızı merak ediyoruz. Şu çok net, gri liste konusunda geçen süreye rağmen demek ki başarılı bir sınav verememişiz ki hala gri listedeyiz. Bu meseleyle ilgili yeniden ciddi bir değerlendirme yapmanın, Türkiye'yi bu listeden çıkartmayla ilgili önemli adımlar atmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.
Neden gri listeye girmemize engel olamadık? Neden? Bunu önceden öngöremedik mi? Gerekli tedbirleri neden alamadık? Önemli diye düşünüyoruz. Bu kararın sadece bir siyasi karar olduğunu söyleyerek aslında meseleyi gerçekte idrak edemediğimizi, gerçekleri göremediğimizi söylemek isteriz. Son bir yılda bu utancı silmek adına hangi girişimlerde bulunduğunuzu, bakanlığınız dışında bu konuyla ilgili olan Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile beraber hangi çalışmaları yaptığınızı, Cumhurbaşkanlığı nezdinde herhangi bir girişiminizin olup olmadığınızı açıkçası merak ediyoruz. Türkiye'nin gri listede çıkartılması uluslararası itibarımız açısından son derece önemlidir. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Tabii diğer bir konu ise Schengen vizesi konusu. AKP iktidarları çoğu zaman Schengen vizesi konusunda hep ciddi propagandalar yapmıştır. Öteden beri topluma ciddi umutlar vermiştir. Ama gelinen noktada bu umutların boşa çıktığını söylemek isterim. Avrupa Birliği sürecinde pek çok kez ha oldu ha olacak denilen vize serbestliği ülkemizin pek çok tarzına rağmen hayatı hala geçirilmemiştir. Bırakın vize serbestliğini, vize başvuruları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adeta bir eziyete dönüşmüştür. Bu noktada şunu hiç düşündünüz mü? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kolaylaştırılması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kolay elde edilmesi, dolayısıyla bu halktan bu vatandaşlığı kolay elde edenlerin suistimal etmesinin uluslararası alanda bir zafiyet yaratmadığı konusunu irdelediğini merak ediyorum. Yine aynı zamanda Avrupa Birliği devam eden süreç, Schengen vizesi konusunda devam eden süreç beklendiği gibi sonuçlanmadı. Schengen vizesinin reddedilme oranlarını 2015'te %4'lerdeydi. 2018'de %10.45, 2020'de 13.78, 2021'de ise 19.02. Yani her 5 başvurudan birinin reddedildiği bir istatistikle karşı karşıyayız. Şimdi bunu kasten yapıyorlar diye açıklamalarınız var. Sadece bunu iktidarınız olan bir kasıtlı açıklamanın doğru olup olmadığını, bakanlığınızın ağırlığıyla bağdaşıp bağdaşmadığını açıkçası merak ediyorum. Daha ciddi değerlendirmeler yapmak gerektiğinde buradan sizlere paylaşmak isterim. Bunun bir sadece kasıt sorun mu var? Yoksa bizim kendi içimizde halletmemiz gereken, çözmemiz gereken başka objektif problemler mi var? Başka önemli istatistik veriler mi var? Bunları yeniden bakanlığınızın samimice değerlendirilmesine ihtiyaç var diye biliyorum. Her sorunu sadece AKP'ye kasıt var, bize kasıt var diye açıklamak aslında sorunun gerçek sebebini görmemeyi beraberinde getiriyor ve dolayısıyla da sorunu çözemez hale getiriyor. Sayın Bakanım, son olarak şunu söylemek isterim. Ben geçenlerde Kıbrıs'a gittim, Cumhuriyet Bayramı sebebiyle. Orada milli Doğu Akdeniz politikanıza bağdaşmayan bir durum gördüm. Sayın Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret ettim. Orada bir anıt mezar başlamış ama tamamlanmamış. Müze olması gereken kısımlar tamamlanmamış. Mezar üzerinde pislikler, bezler, atıklar, bira şişeleri, bakımsız bir hal var. Milli itibarımız açısından bir an önce oraya sahip çıkmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Rauf Denktaş Doğu Akdeniz politikası açısından bizim için önemlidir. Onun anıt mezarı da önemlidir. Bir an önce tamamlanması, güvenin alınması, temizliğinde Türkiye'nin itibarına yakışır bir şekilde sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi 10 Yıl Ulusal Komitesi üyeliği yapmış bir kişi olarak İnsan Hakları Avrupa Hukuku üzerinde birkaç gözlemle yaklaşmak istiyorum. Yıllar 2001-2005. Bu dönemde Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları yaklaşımını ve performansını çok iyi tanımış bir kişi olarak ve çok önemli programlara imza atmış bir bakanlık olarak bu bütçenizin Avrupa Konseyi kısmını aradım ve burada yalnızca 33. sayfada Avrupa Konseyi ve mahkeme başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası ve bireysel bölgesel kuruluşlarla işbirliğimiz kesintisiz devam etmektedir cümlesini açıkça çok yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü bu sanki Avrupa Konseyi Amerika'da veya Afrika'da bir kuruluş imiş gibi biz onun içerisinde yer almıyormuşuz gibi bir biçimde kaleme alınmış olması Dışişleri Bakanlığı adına benim açımdan olumsuz bir sürpriz oldu. Tabii ki burada Avrupa Mahkemesi kararlarından söz edecek değilim Sayın Bakan, özellikle Demirtaş Kavala kararlarından, ama Kavala'nın 22 Temmuz kararına ve sözleşmenin 46. maddesine yollama yaparak izninizle Alevilerle ilgili tam 6 karar, kesinleşmiş 6 karar verilmiş olmasına rağmen
Bugün ne rastlantı, ne rastlantı. Sabahleyin el sıkıştığımızda gazlı değildim. Ama bu arada tam Avrupa Mahkemesi kararlarının aksine bir düzenlemeyle yasa önerisi bugün görüşülecek olan ve basın açıklamasına gidince polisimiz sıkıca gaz sıktı hepimize. Öksürerek geldim tabii yanınıza. Ve tabii anayasanın 65. maddesi sosyal devleti bir yana bırakalım. 137. maddesini yıkın hukuk arkadan sonra gelsin bir yana bırakalım. Aslında Avrupa Mahkemesi kararını tam tamına yatsıyan, onunla hiç ilgisi olmayan bir düzenleme görüşülecek. Biraz sonra Büyük Millet Meclisi'nde. Sayın Bakan, acaba neden bu kopukluk? Neden bu kopukluk? Tabii ki siz Dışişleri Bakanı olarak ne kadar izleyebiliyorsunuz bilmiyorum ama parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmenin üç halini özetle belirtecek olursam fikir verir diye düşünüyorum. Cumhuriyet Anayasalarının üç ortak faydası. Hükümetin genel siyaseti bakanlar kurulunca belirlenir. Bakanlar bireysel ve toplu olarak TBMM'ye karşı sorumludur. Devleti temsil eden Cumhurbaşkanı ve hükümet birbirinden ayrıdır. Şimdi üç yokluk hali şunlardır. Kurul halinde siyasal karar süreci yoktur. Bakanlar arasında eş güdümme, dayanışma bulunmamaktadır. Siyasal sorumluluk ve hesap verebilir yönetim bulunmamaktadır. Denge ve denetim düzenekleri bulunmamaktadır. İşte bunun sonucu Sayın Bakan, üçüncü saptamam, parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme ne yazık ki parti, devlet ve kişi birleşmesine yol açmıştır. Ve bunu da çarşamba günü grup toplantılarında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görebilmekteyiz. Hiçbir yasa önerisi için meclise teşrif etmeyen bakanlar orada parti başkanlarını, ki kendi parti başkanları değil aslında, ayakta alkışlayabilmektedirler. Bu nedenle aslında sözü edilen bu farklılaşmalar nedeniyle sözü edilen eksen kayması bir biçimde Rusya, İran ve Çin yönünde eksen kaymasından söz ediliyor ama benim saptamam bir anayasacı olarak Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir egemenlik kaybının söz konusu olması, bu çok ciddi bir durumdur. Bu nedenle benim dileğim esasen en azından bu tür ortak platformlarda, sizlerin Dışişleri Bakanı olarak çok az katılabildiği ortamlarda bu sorunları serin kanlı bir biçimde ortaya koyabilmek ve bu 2017 Anayasa Kurulusu'nun yürürlüğe koyduğu yürütmenin parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmenin sürdürülebilir olmadığını saptamak ve demokratik hukuk devletinde birleşmek suretiyle esasen seçimlere giden yolda bizim geleneğimiz olan, bizim tarihimizde artılarını ve eksilerini çok iyi bildiğimiz parlamenter demokratik yönetimi el birliğiyle kurmak, bu bir şey sorunu değildir. Bir tür ego sorunu falan yapılmamalı. Çünkü burada da görüyoruz Sayın Bakan, bütçe yürütme tarafından sunulur ama yürütmeyi temsil eden kişi bütçe toplantılarına bile gelmemektedir ve burada yürütmesiz bütçe yapmaktayız. Bu da zannediyorum neden bu anayasal kurgunun sürdürülemez olduğunu ortaya koymaktadır. Çok teşekkür ederim dikkatiniz için. Sağ olun. Değerli komisyon üyelerimiz, tabii bugün bütçesini görüştüğümüz Dışişleri Bakanlığımızın değerli bakanı, ilgili bağlı kuruluşları ve çok kıymetli bürokratlarımız, bakanlığımızın diplomatları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben öncelikle hani bütçeye falan da girmeden ilk sözümü Sayın Bakan'a bir teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Ben bugüne kadarki bütçe görüşmelerinde ilk defa bir bakanımızın Sayıştay raporları konusunda bir yorum ve değerlendirme yaptığını ve bunlar üzerine gideceğini de belirten bir ifade kullanması nedeniyle gerçekten önemliydi. O nedenle rapordaki vurgulara geçmeyeceğim. Sadece şu konuya bir kez de ben dikkatinizi çekmek istiyorum Sayın Bakanım. Diğer bulgular başlığı altında 7 nolu bulguda yurt dışı temsilciliklerde görev ifa eden bakanlık personeli ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi giderlerinin ödenmesinde mevcut mevzuatın uygulamadaki sorunları gidermede yetersiz kaldığı görülmüştür. Bunun çözülmesi
bütün elçiliklerimizde, konsolosluklarımızdaki çalışanlarımızın refahı, huzuru için önemli diye düşünüyorum. Şimdi tabii bütçeyi de inceledim. Hani bütçe hakkında da birkaç şey söyleyeyim. Dikkatimi çeken bir başka konu da Dışişleri Bakanlığı bütçemizin her ne kadar merkezi yönetim bütçesinin altında kalan bir artış oranına sahip olsa da dolar bazında, dolara endeksleyerek baktığımda yıllar itibariyle çok büyük bir değişiklik olmadığını, geriye gidişin olmadığını en azından görebildim. Ancak bu kadar dış büyükelçilik, temsilcilik var iken ve bunlar gittikçe artan yükleri de büyürken bütçemizin biraz daha büyümesi gerektiği anlaşılıyor, görülüyor. Bunu da not etmek isterim. Şimdi Sayın Bakanım, ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak tanımladığınız, bizim işte daha otoriter bir tek adam rejimi olarak çoğu zaman ifade ettiğimiz bu yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanlığı'nın bir nolu kararnamesiyle ilgili daha o yıl size bir soru yöneltmiştim. O soruyu tekrar yöneltmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı'nın bir nolu kararnamesinde bir kurul oluşturuldu. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu. Bu kurul görev ve yetkileri içerisinde, bakın, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine yönelik politika önerileri oluşturmak, bölgesel etkinliği arttırmaya yönelik politika önerileri oluşturmak, bölgesel sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, küresel gelişmeleri analiz ederek raporlamak diyerek işte Türkiye'nin göç politika ve stratejilerini belirlemek gibi maddeleri olan bir kurul. Bu politika kurulları içerisinde yer alan bir kurul Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanıyor. Kimi zaman da vekil olarak Sayın İbrahim Kalın'ın başkanlığında toplanıyor. Zannediyorum siz bulunmadınız bu kurullarda Dışişleri Bakanı olarak veya bakanlığınızın bir temsilcisi belki olmuş olabilir, onu bilemiyorum. Sizin dış politika stratejilerini ve politikalarını belirlerken bu kurulla karşı çakışan önerileriniz oldu mu? Bu kurul gerçekten ne iş yapar, neler üretmiştir? Bunları ben hala bir soru işareti olarak yanıt arıyorum. Dış politikanın milli bir politika olması gerektiğini bütün arkadaşlarımız ifade ediyor. Bir devlet politikası olması gerektiğini. Her ne kadar milli menfaatlerimizin öncelikli olması gerektiğini söylüyorsak da aynı zamanda ilişkilerde de karşılıklı diplomatik saygı düzeyini de korumak gerekir. Sizin nezdinizde bu saygının olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ancak bir siyasi partinin de ideolojik uygulama alanının olmaması gerektiğini, dış politikamızın iç politikamıza alet edecek olursak ki çoğu zaman bu aracın kimi zaman kullanıldığını görüyoruz. Milli meselelerimizde birlik ve beraberlikten itici, muhalefeti veya siyasi ideolojik karşıtlıktan itici bir siyasal anlayış ve politikaları tetikler ki bunun ne bize, ne milletimize, ne bu vatana bir faydasının olmayacağını düşünüyorum. Bu vatan sonuçta hepimizin, bu devlet hepimizin, bu bayrak hepimizin, bu millet hepimiziz. Evet. Zannediyorum. Efendim? Ben biraz daha süre alacağım herhalde Sayın Başkanım. Sayın Bakanımız biraz. Evet. Türkiye'mizin demokratik karar alma süreçlerinden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak tanımlanan bu otokratik sistemin bir sonucu olarak gittikçe büyüyen dış politika sorunlarımızın komşularımızla uluslararası topluluklarla, hatta üyesi bulunduğumuz NATO, Avrupa Konseyi ve benzeri yapılarla sorunları da büyüterek beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Şu sorunun da yanıtını gerçekten çok merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel aklı ile şekillenen bir dış politika mı yürütüyoruz? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı devletimizin başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili kişi ve kurumların ortak aklı ile belirlenen bir dış politikanın sözcüsü müdür? Tabii kimi yerde ifadelerinizde lider diplomasisi ifadesini de kullanıyorsunuz. Bu da bir dış politik, diplomatik bir tanımdır, terminolojidir. Olabilir. Ancak bunun baskın olan durum nedir? Bunu da merak ediyorum.
Zira kanınca bu kişisel akıl ile, kişisel duygular, kişisel hırs ve ihtiras ile hiçbir stratejik plan, politika, proje, program sürdürülemez. Bu böyle bir dış politika sürdürülemez. Nereye varacağı, hangi hedeflere götüreceğini öngörebilmek de pek mümkün olmayacaktır. Bir başka sorum da şu, dış politikamız, bakanlığınız önderliğinde liyakatlı ehil kadroların milli aklın bir ürünü olarak mı belirlenmektedir? Yoksa bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, az önce bahsettiğim Cumhurbaşkanı'nın dış politika ve güvenlik kurulunca mı? Ayrıca öyle görünüyor ki dış politikamızda, diplomaside uzlaşı kültürümüzün yerini askeri anlamda caydırıcılığın öncül alındığı bir duruma, bir anlayışa gittikçe evriliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür diyor ya, belki bunun da ülkemiz için karşılığı Türkiye'de birden büyüktür demek lazım. Sayın Bakanım, kimi zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın sert ve varsa belki de sorunu kimi zaman büyüten, diplomatik anlamda ilişkileri daha da zora sokan, zedeleyen üslubu sonrasında sizin, bunu da samimiyetle ve içtenlikle söylüyorum, sizin bir iyi polis gibi bir rol üstlenmeniz ve söylemleriniz, daha uzlaşıcı söylemleriniz yüreğimize su serttiğini belirtmek isterim. Bu konuda son olarak bakanlığınızdaki siyasi atamaların da oldukça dikkat çekici olduğuna vurgu yaparak sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığınızın bir siyasi partinin kadrolaştığı, ehliyet ve liyakat sahibi kişilerden uzaklaştığı, gerek yurt dışında gerekse yurt içindeki kadrolarınıza büyükelçi, müşavir, ateşe sıfatıyla yapılan atamalar da, ki son birkaç yılda 25 eski siyasetçinin bu anlamda önemli misyonlarda büyükelçi olarak atanmışlığı, şunu da söylemek istemiyorum tabii, bu kişilerin de her ne kadar milli, objektif, tutarlı olmaya çalışsalar da bu kişilerde önceden bağlı bulundukları siyasi partiye karşı sorumluluk hissetmeleri de büyük bir olasılık dahilindedir. Bunların dış politikamızda sürdürülebilir, tutarlı ve milli bir dış politikanın uygulanmasında sorunlar yaratabileceğini gördüğümü belirtmek istiyorum. Bir başka sözüm, Sayın Rauf Denktaş'ın mezarıyla ilgili Sayın Özgür Karabat'ın bir sözü olmuş idi. Ben 85 yılında askerliğimi yedek subay olarak Kıbrıs'ta yaptım. Bir as teğmen olarak göğsümü kabartarak gururla bu görevimi ifa ettim. O esnada Kıbrıs adasında Yavuz çıkarma plajını çok iyi bilirim. Orada bir özel bir anıt da yapıldı. Geçen yıllar içerisinde o Yavuz çıkarma plajında Kuzey Kıbrıs'ta çok şehit verdik biz çıkarma esnasında. O çıkarma plajının bir beach club'a dönüşmüş olması gerçekten benim yüreğimi de yaraladı, rahatsız etti. Ben bu bağlamda aslında söylenecek çok şey var ama zamanım zannediyorum yetmeyecek. Tekrar ben sizlere, bakanlığınız nezdinde, siz Sayın Bakanımız ve tüm diğer kurumlarımızın, misyonlarımızın görevlerinde başarılar diliyorum. NATO toplantılarına gidip geldiğimizde büyükelçilerimizle, elçilik ve konsolosluk çalışanlarımızla bir araya geliyoruz. Göğsümüz kabarıyor, gurur duyuyoruz. Bu anlamda size bu 2023 yılı bütçe yılında başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum.